Uçak Edebiyatı'nın 8. sınıf kanalına hepiniz hoş geldiniz. Ben Elif Nil Ünlü. Ben geçen sene yani LGS 2023'ün bir derece öğrencisiyim. %2'lik bilime girmiştim o sene. Puanım da 476 idi ama maalesef çok daha iyi bir puan bekliyordum. Yani denemelerim falan 490'lar, 500'ler geliyordu. Ama sınav talihsizliği diyelim maalesef oldu. Bugün sizlere sınav senemde çıkardığım bazı derslerden bahsedeceğim. Yani öneri olarak anlatacağım. Ama daha çok kendim daha önce yanlışını yaptığım ya da sonradan doğruya çevirdiğim şeyler üzerine olacak. Bu bahsedeceğim şeyler hem dersle alakalı olacak, hem motivasyon sağlamayla alakalı olacak, hem de arkadaş çevremiz, normal ders dışındaki hayatımızla ilgili olacak. O zaman hemen geçelim. Şimdi ilk olarak düşünün, ben ders çalışacağım. Burada bu masaya oturuyorum, işte kitaplarımı koyuyorum, kalemlerimi hazırlıyorum, ışığımı işte lambamı açıyorum falan filan her şeyi hazırlıyorum. Tam oturacağım, suyu unutmuşum, çok susadım o anda. Tam oturacağım, annem çağırdı, bir şey etmem lazım, onu götüreceğim falan filan. Bir türlü derse oturamıyorum, sürekli böyle bir problem oluyor. Size de bu oluyordur belki. Yani sonuç olarak bahsetmeye çalıştığım şey, sürekli bazı koşulların gerçekleşmesini bekliyordum. Yani oturacağım, kimse beni rahatsız etmeyecek, sonuna kadar rahat olacağım, o zaman ancak ders çalışmaya başlayabilirim gibi bir mantaliteye sahiptim. Ama bunun çok yanlış olduğunu fark ettim. Çünkü o sizin beklediğiniz zaman hiçbir zaman gelmiyor. Hiçbir zaman. Ben sonra sınavın ortalarına doğru arabada da ders çalıştım, misafir geldi orada da ders çalıştım, gittik misafirliğe orada da ders çalıştım, düğünde bile ders çalıştım. Yani sürekli nerede olursam olsun işimi tamamladım. Bir de mesela atıyorum ders çalışmaya oturdum, tamam başladım. Sonra soruyu çözüyorum bölüm matematiği, sonra bir soru denk geliyor. Böyle soru deneme sorusu gibi bir şey ya da ben anlamadım soruyu. Onu çözüyorum, devam ediyorum, onu deniyorum, şu nasıl, buna işlem yapmayı deniyorum, o işlem olmuyor, o işlemi tekrar ediyorum, yanlış işlem mi oldu, tekrar başa dönüyorum falan. Süre orada akıp gidiyor, ben orada böyle, dakikalarca orada süre harcıyorum, vakit harcıyorum. Bunu evde de yaptığım için denemede de aynısını yapıyorum. İşte bir soru geliyor, atıyorum. O soru deneme sorusu, ben o soruyu atlamak yerine, hani diğer sorulara geçeyim, o soruda vakit kaybetmeyeyim demek yerine, aklıma bile gelmiyor, devam ediyorum yapmaya. Sonra fene falan hiç vakit kalmıyor. Bu sefer bir sürü yanlış çıkıyor. Bunları ilk zamanlar çok fazla yaptım gerçekten. Bunun en fazla önüne geçebilmek için süre tutmaya başladım. Özellikle matematikte, diğer dersler de çok önemli. Özellikle paragrafta çok işime yaradı bu. Süreye tutunca ve özellikle kronometreyi görebilirseniz daha iyi oluyor. Biraz streslendiriyor ama daha iyi oluyor. Ben hırslanmaya başladım. Allah, bu soruda çok soru kaybettim. Devam dedim. Turlama taktiğine o zaman geçmeye başladım. İşte hangi soruda daha ne kadar dakika olabilir, hangi dersten nereye süre ayırabilirim falan onları ayarlamaya başladım. Bu sefer kendimi böyle düzenlediğimi fark ettim. Denemelerde süre bile artmaya başladı falan böyle. O yüzden süre tutmak bana çok yaradı yani. Bir de bir önceki LGS sorularınıza bakmanız lazım. LGS 2023, bakın çözün soruları. Hele birinci dönem var sadece, bu ara tatilde bunları kesinlikle çözün. LGS 2020, LGS 2021, LGS 2022. LGS'de çıkmış sorular sizin en iyi soru kaynağınız zaten aslında. Çünkü onlara benzer çıkacak büyük ihtimalle. Bu yüzden LGS sorularını kesinlikle çözün. Biz hepsini çözmüştük. Hatta böyle iki kere falan üst üste çözdüğüm bir sürü LGS yılları vardı. Bu çok değerli. Şimdi yine bir gün hayal edelim. Elif dününle okuldan geliyor, çok yorgun. İşte biraz dinlendi, kafasını dağıttı. Onu sonra tekrar geleceğim. Sonra tekrar ders çalışmaya başladı. Açtı kitaplarını falan. Sorularını çözdü. Sonra gün bitti. Kapattı kitapları falan filan. Kaç soru çözdüm acaba dedim. Hadi bakayım falan. Böyle kendimi anlatmak çok komik oluyormuş. Baktım. O gün 80 soru çözmüşüm. 80 soru o zaman benim için az bir soru sayısı. Atıyorum bu civarlarda, bugünlerde falan bahsediyorum. 80 soru çözmüşüm. 80 soru çok az değil mi ya? Ben çok fazla çalıştım. Niye bu kadar az soru çözmüşüm? Motivasyonum çok düşüyordu. Çünkü çok çalıştığımı zannediyorum. Zor sorular çözmüşüm bugün. Ama soru sayısı çok az. Diğer günde o motivasyon düşüklüğüyle çok az soru çözüyorum. Bunu da demek istediğim şey, sorunun kalitesi, sorunun verimliliği, çalışmanızın verimliliği asıl önemli. Soru sayısı evet yine de önemli. Ama o verimlilikten alt planda kalıyor. Yani siz atıyorum iyi zor bir kaynaktan böyle çözüyorsanız az soru çözseniz de yeterli. Sizi ileri taşır. Yani siz böyle çok zor bir kaynaktan da olsa az soru çözseniz de sıkıntı olmaz. O size verimli olur. Her az soru çözdüğünüz gün böyle moraliniz düşmesin. Biliyorum moral düşürmemek gerçekten çok zor. Ama bir zamandan sonra moraliniz her düştüğünde kalkmayı öğreniyorsunuz. Yani çünkü çayınızı çok zorlamanız lazım. Ben sürekli kendimi zorlamaktan en çok beni LGS sürecinde yoran buydu. Sürekli kendimi zorluyordum. Sürekli.
Bir de kendimi zorlamaktan bahsederken şunu da söyleyeyim. Programa yapıyoruz ya. Genelde program zaten çok verimli olur. Haftalık program, günlük program vesaire de önemli değil şeyimiz. O programı atıyorum, o gün yapamadım. Olmadı. Misafirliğe gittik. Bir arkadaşım geldi. Bir film izledim atıyorum. O gün sevdiğim bir film çıkmış, onu izledim. Yapamadım programı. Bu sefer de yine benim moraller giriyor işte. Ben bugün bunu yapamadım. Bu haftaki denemede kesin kötü yapacağım. O gün çalışmadım diye tüm LGS senem kötü olacak falan filan falan filan. Beynim böyle patlıyordu. Alakası yok. Sizin denemeniz sadece o güne bağlı değil. LGS de sadece o güne bağlı değil. Öyle olsaydı hepimiz çalışalım kazanalım, yani öyle bir mantık yok. O yüzden programımızı böyle biraz aşırı sıkı değil, atıyorum saat 15.40'da buraya oturacaksın, yapacaksın gibi yapmayın da. Yani çünkü her gün değişebilir, mükemmelliyetçi bu program çok gerçekçi olmaz. Biraz daha gerçekçi programlar yapın, böyle moraliniz düşmesin. Bir de soru çözerken en önemli olan şeylerden bir tanesi, atıyorum matematik çözüyorsunuz, çok sıkıldınız, direkt atıyorum inkılaba atlıyorsunuz. Bir inkılap çözeyim de sonra tekrar matematiğe dönelim falan. Bu bence yanlış. Tamam, hani böyle evde çözerken bunu biraz yapabilirsiniz ama denemede bunu yapmayın. Çünkü ben matematik çözdüğümde ilk başlarda çok kötüydüm matematikte, gerçekten kötüydüm. Yapıyorum. Allah'ım bu sınav zor, ne yapacağım diyorum, fene atlıyorum. Fenden yapıyorum ama feni yaparken de matematiğin stresi altındayım hani. O yetişmeyecek, onu yapamayacağım. Bu sefer fenden çok yanlışım çıkıyor, dikkat et az çıkıyor. Matematiğe dönüyorum, vaktim kalmıyor. Yani bir dersler arası geçiş yapmayın. Özellikle denemelerde. Hani evde yine bence yapmayın. Ben asla yapmazdım. Denemelerinizin kötü çıkmasındaki en büyük nedenlerden biri bu olabilir yani, gerçekten. Şimdi ders çalışmanın ne kadar moralle alakalı olduğunu az önce gördüğünüz dersle ilgili tavsiye veriyorum ama hepsi biraz morale de bağlanıyor. Moral de benim LGS sürecinde çok korkuyorum. Her şeyden çok korkuyorum. Bir denemem kötü geldiği zaman sanki hiç çalışmamışım tüm sene boyunca, senenin başına gitmişim gibi oluyordu. Tekrar mı matematik netlerim düştü, hep böyle mi olacak, hep kötü geliyor denemeler, Allah'ım ne yapacağım, bir daha asla yukarı çıkamayacak mıyım, düştüm mü falan filan. Fazla düşünüyordum her şeyi. Çok gözümde büyütüyordum. Siz de kesin hani deneminiz kötü çıktığında böyle oturup böyle bir ağlaşmalar falan oluyordur. Ama şunu bilin, sizin o zamana kadar çalışmanız bir denemeye bağlı değildi. Ve o asla boşuna değil. Hele ben LGS'de istediğim sonucu almasam da şunu fark ettim. O çalışmalarımın hiçbir boşuna değilmiş. Ve hani o dönemlerde ne kadar stres olsam da, ne oluyor falan, hani korku falan olsa da, asla o korku gerçekleşmedi. Asla ben yolun başına dönmedim. Çünkü o çalışmalarım zaten var yani orada. Ben üzüldüm diye, kötü yaptım diye onlar gitmiyor. Bir de arkadaşlar, asla böyle denemelerinizde kötü geldiği zaman ders çalışmayı bıraktım ben artık falan de, bir hafta boyunca atıyorum çalışmayacağım, çok moralim tutun. Öyle bir şey yok. Hani belki gerçekten çok kötüyseniz, böyle dönemin sonlarında artık dayanamayacaksınız, bir gün boş yapabilirsiniz. Yani demek istediğim, denemede kötü yapsanız da onu hırs gibi düşünün, hani daha iyi yapacağım falan filan. Bırakmayın. Çünkü ben zaten hep hırslı biri olduğum için deneme kötü çıktığı zaman eve gelip böyle direkt kitapları açıp ben bugün böyle yapacağım falan filan dediğim de oluyordu. Ama bazen de şey oluyordu. Bugün yani gerçekten çok kötüyüm, yapamayacağım falan diyordum. Hani diğer günlerki performansımı çıkamasam da yine de çalışmamı yapıyordum. Yapmanız lazım. Çünkü sürekli denemeye gireceğiniz zamanlar olacak. Her kötü yaptığınızda çalışmazsanız hiç çalışamazsınız. Şimdi gelelim arkadaş çevresine. Burada kurallar kalkar, arkadaş çevresi önemlidir. Tamamen kendi hayatımdan bahsedeceğim. Çünkü çok yanlış yaptım ben bu yerde. 7. sınıftaki arkadaş çevrem çalışkan değildi. Yani evet, çalışıyorlardı. Ama atıyorum bana bir faydaları yoktu. Ve sınıftaki çalışkan grupla asla konuşmazdım. Böyle onları şey görürdüm. Onlar işte çok çalışıyor. Onlar böyle inek falan filan derdim. O yüzden onlarla konuşmazdım. Halbuki onlarla konuşsam belki derslerim daha da yükselecek. Belki onlardan tavsiye alacağım falan filan. Böyle kendimi kapatırdım falan. Ve çevrem de kötü olduğu için çalışma ya ne olacak falan filan diyenler olduğu için ben de böyle sallıyordum. Sonra 8. sınıfa geçtiğimizde ben o çalışkanlarla konuşmaya başladım. Ve hala görüşüyoruz onlarla. Onlarla konuştukça hepimiz zaten çalıştığımız için birbirimizi destekliyorduk. Bak hani bugün kötü mü soruyorsun? Bak yarın daha iyi çözersin. Hayır, bugün görüşme. Yere çıkma, dersini çalış falan filan. Sen bugün kaç soru çözdün? Ben bu soruyu yapamadım. Şu soruda yardımcı olur musun? İşte bu kaynak çok zor değil mi ya? Bu kaynak çok iyi arkadaşlar. Bak kesinlikle alın falan. Bunun gibi konuşmalar falan beni çok ileriye taşıdı. Onlar olmazsa belki LGS'de bu kadar iyi yapamayabilirdim ya. Bu kadar etkisi olduğunu söylüyorum. Hani arkadaş çevresinin bu kadar etkisi olacağını gerçekten tahmin etmiyordum.
Ben çünkü ilk onlarla arkadaş olduğum zaman seviyem çok kötüydü. Hiç matematik yapamıyordum gerçekten. Ama onlar matematikte çok iyiydi ve yapamadığım soruları onlara sonra sonra bir de akran hani anlıyordum onların dediklerini. Anlatıyorlar, ben anlıyorum. Sonra tekrar o soruyu çözüyorum. Hani yapamadığım soruyu tekrar çözdüğüm zaman daha da iyi öğreniyorum falan filan. Böyle ilerledi. En son bir baktım onlarla aynı soruyu yapabiliyorum. Onlar da bazen bana soru getirmeye başlıyor. Bu sefer gururlanıyorum hani böyle ben kim oldum ben? Bana soru falan getiriliyor oluyorum. Yani demek istediğim gibi arkadaş çevresinizi böyle size yararlı, faydalı insanlarla doldurursanız bu sadece LGS için değil ama LGS'deki büyük bir faktör. Kendinizi geliştirirsiniz. Kendinizi geliştiren arkadaş çok iyidir. Oh, biraz nostalji yaptım. Benim için nostalji oldu çünkü karanlık dönemlere biraz döndüm ben bugün. Ama LGS sürecinde ne kadar korku, stres olsa da zevk aldığım zamanlar da oluyordu. Bazen artık ders çalışmayı sevmeye başlıyordum. Bu kadar test çözeyim. Test çözerken böyle bir hırs geliyordu, mutluluk geliyordu. Ki LGS'ye çalışırken de en önemli şeylerden birisi bu. Süreçten zevk almak. Çok fazla konuştum. Onları LGS döneminize aktarabilirseniz ve benim bahsettiğim şeylerden ders çıkarabilirseniz siz de eminim çok faydası olacaktır. Beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Yorumlarda buluşalım.